Bilek Spor'dan herkese merhabalar. İddialıyorum programına hoş geldiniz. Bugün sizlere seçtiğimiz 4 maçı değerlendireceğiz. Midtjylland'da Bo Henriksen dönemi sona erdi. Çok erken karar alındı ve sezona kötü başlamanın faturası teknik adama kesildi. AEK, Larnaca karşısında penaltılarla turu geçtiler. Açık favori gösterdikleri eşleşmede çok zorlandılar. Ligde de iki maçta sorunlu bir görüntü var. Rangers deplasmanında iki farklı öne geçen Odense skoru koruyamadı ve sahadan bir puanla ayrıldı. Açıkçası bu beraberlik ikinci yarıya bakarsak teselli olarak görebiliriz. Savunmada hiç iyi bir görüntü vermediler. İki takımda da defansı sorunlu. Tercihim 2.5 üst. Krasnodar'ı Ural'dan daha ciddi bir ekip olarak görüyoruz. Ama geçen hafta Spartak Moskova'dan 4 gol yemesi bizi biraz endişelendirdi. O maçta çıkan erken kırmızı kart dengeleri değiştirse de Ural deplasmanında yine zorlanmaları muhtemel. O nedenle taraf bahislerinden uzaklaşıyoruz. Ural ilk 2 hafta sonunda gol atamayan tek takım. Krasnodar'da ilk kez deplasmana çıkacağı için biraz tedirgin davranabilir. 2.5 alt ideal tercih. Stuttgart geçen sezon Bundesliga'da çok zor dönemler geçirdi. Kümede kalmayı son anda başardılar ama büyük stres yaşadılar. Geçen sezondan ders alarak başlamak istiyorlar. Eldeki kadronun Avrupa'ya oynayabileceğini düşünmüyorum ancak orta sıraları zorlayabilirler. Dynamo Dresden geçen sezonu kötü oynadı ve 3. Bundesliga'ya düştü. İlk maçta da savunmada kötü gözüktüler. Stuttgart karşısında da benzer bir tablo görebiliriz. Karşılıklı gollerle 2.5 üst gol barajının aşılacağını düşünüyorum. Almanya 3. Bundesliga'da mücadele eden 1860 Münih sezona galibiyetle başladı. Dynamo Dresden deplasmanında hücumda iyi bir performans gösterdiler. Eski günlerini arayan takım bu sezon daha iyi işler yapmak istiyor. Dortmund'da bu sezon göreve Terzic kesildi. Transferde çabuk davranıldı ve yararlı olacak isimler alındı. Dortmund sezonun ilk resmi maçına çıkacak. Tempolu başlayacaklarını düşünüyorum. 1860 Münih'in de gücü doğrultusunda cesur oynamasını bekliyorum. İlk yarıda en az 2 gol izleyebiliriz. Ekspor olarak sizlere bu 4 maçın değerlendirmesini sundum. İddialarım olarak tahminlerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz.